أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli dinleyicilerim, hoşa giden ve kıymet verilen maldan infak etmek, zekat vermek, Allah için harcamanın önemiyle ilgili birkaç ayeti ve bir hadis-i şerifi arz etmek istiyorum. Ali İmran suresinin 92. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sadakallahul azim. Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Bakara suresi 267. ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يسَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyi olanlarından Allah yolunda harcayın. Siz göz yummadan, gönlünüze yatmaksızın almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Bakara suresinin 110. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. وَاَقِيمُوا السَّلَاةَ وَاَعْتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Namazı kılın, zekatı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür. Yine Bakara suresinin 254. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu enfiku mimma rezeknaküm min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'atun vel kafirune humuz zalimun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün, yani kıyamet günü, gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. Tevbe suresinin 60. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. İnneme s-sadakatu lil-fukarai vel-mesakini vel-amilina aleyha vel-muellefeti kulubuhum ve fir-rikabi vel-garimine ve fi sebilillahi ve ibnissebili فَرِيْذَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Sadakalar, yani zekatlar, Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, yani zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. Değerli dinleyicilerim, Enes radıyallahu anh demiştir ki, Medine'de ensar arasında en çok hurmalığı bulunan kişi Ebu Talha idi. Onun en sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Ayet-i kerimesi nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın yanına geldi ve ya Resulallah, Allah-u Teala sana sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız ayetini inzal etti. En çok sevdiğim malım Beyruha bahçesidir. Onu Allah rızası için infak ediyor. Cenab-ı Hakk'ın onu benim için sevap vesilesi kılmasını ve ahiret azığı yapmasını ümit ediyorum. Beyruha'yı Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana. Kârlı ticaret işte budur. Senin samimiyetini gördüm ve dediklerini işittim. Ebu Talha, ama bence onu akrabalarına vermen daha uygun olur. Ebu Talha, sen nasıl buyurursan öyle olsun ey Allah'ın Resulü dedi ve bahçeyi yakın akrabalar ile amcaoğulları arasında taksim etti. Buhari Zekat 44 no'lu hadisi şerif değerli dinleyicilerim. Tabi insanın mallarından infak etmesi, sevdiği maldan infak etmesi, fedakarlıkta bulunması çok büyük bir özveri gerektiriyor. Rabbimiz insanları farklı farklı yaratmış. Kimisi fakir, kimisi zengin olabiliyor. Kimin imkanları iyi olur, kiminin
iyi olmayabilir. Durumu iyi olan insanlar, fakir olanlara, yardıma muhtaç olanlara mutlaka infakta bulunmalı ki ahiretini kazansın, dünyada da huzuru yakalamış olsunlar. Tabii fakir olan insanlar da gayret edecekler, durumlarını düzeltmek için çalışacaklar, başkasının eline bakmayacaklar. Ölçü bu olmalı. Yoksa nasıl olsa zenginler bize bakıyor, zekatlarını veriyorlar diye çalışmama gibi, tembellik gibi bir duyguya, düşünceye kapılmaması gerekiyor. Çünkü kişiye ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor ayet-i kerime. Kur'an ve sünnet bizi devamlı çalışmaya teşvik ediyor. Bütün müminler çalışacaklar. Hem dünyalarını mamur etme adına hem de ahiretlerini mamur etme adına gayret edecekler. Rabbimizin rızasını böylece elde etmiş olacağız. Rabbim rızasına uygun hareket etmeyi bütün dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyicilerim.